Ekovitrin Medya Grubu, bağımsız medyanın gücü. Hazır Mutfak ve Mobilya sektörünün duayen isimlerinden Yaşar Balıkçı, 30 yıl önce kurduğu Şafak Grubu, Avrupa'nın tanınan Türk markalarından biri haline getirmeyi başardı. Yaşar Balıkçı ile grubun Dizinbach şubesinde buluştuk ve mobilyadaki en son trendleri konuştuk. Türk mobilya ürünlerini Almanya merkezli 53 mağazasında Avrupa'daki tüketicilerle buluşturan Şafak Grup, Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunuyor. Grubun Frankfurt kenti yakınlarında bulunan Dizinbach şubesindeyiz. Birbirinden renkli ürünleriyle dikkat çeken Şafak Grubun yönetim kurulu başkanı Yaşar Balıkçı ile birlikteyiz. Sektörünün duayen isimlerinden Yaşar Balıkçı, mobilya trendlerini yakından takip ettiklerini belirtiyor. Kendi ülkemizde üretilen, ev mobilyasıyla daha çok Avrupa'ya getirip Avrupa'daki mağazalarımızda, işte Fransa'da, Belçika'da, Almanya'daki mağazalarımızda bunları Türkiye'de ürettirip Almanya'da ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde satışını yapıyoruz. Mobilya olarak bizim çok çok hızlı bir şekilde, çok çok iyi bir şekilde modelleri ve yeni çıkacak olan koleksiyonu iyi takip etmemiz lazım ki marka olarak ayakta kalabilelim. Evet. Bazen bizim kendimizin de modellerimiz olduğu zaman bu modellerimizi başka ülkelerde, başka firmalarda, başka dizaynerler bunları da görüp bizimkilere benzetip üretme şansları da olabiliyor. Biz de onlarınkine yani bir şekilde birbirimizi paylaşarak mobilya olduğu gibi paylaşımdan kaynaklanan bir sektör. Yani bir İtalyan mobilyası, işte bir İspanyol mobilyası, bir Güney Amerika mobilyası, bir Amerika mobilyası, bir Çin mobilyası, bir Japonya mobilyası. Hepsine baktığınız zaman çok çeşitli bir şey. Ama bizim Avrupa'da satmış olduğumuz mağazalarımızda kendi ülkemizde üretilen, kendi ülkemizin modelleri, dizaynerleri, hazırlanmış oldukları ürünleri biz Avrupa'da pazarlıyoruz. Bunu da yani çok rahatlıkla söyleyebilirim ve gururla söyleyebilirim. Çok iyi bir şekilde yapıyoruz. Hiç yani ürünümüzde taviz verme olabilir, yani reklamasyon olabilir olmaz diye bir şey yok ama o reklamasyonu çok hızlı bir şekilde kapatıyoruz. Çok hızlı bir şekilde onu sonuçlandırıyoruz ki bunu biz yılların vermiş olduğu, beraber çalışmış olduğumuz Türkiye'deki üretici firmalarla birlikte, tabii bu bir tek bizimle kaynaklanan bir şey değil. Bu bir kolektif şuur, bu bir komple bir paylaşım organizasyonu. Bu organlar içerisinde biz her yönüyle Avrupa'daki bulunan Anadolu insanını, her türlü mobilyayı getirip onlara sunmayı kendimize bir görebildik. Peki 2018'de hangi renkler ön planda olacak? Ahşap ve yeşil şu an çok ön planda. Ahşap ve yeşil. Gri tonları da birazcık var ama ahşap ve yeşil daha çok ön plana çıkacağı benziyor. Düşün yani bu yıllar renkler hep birbirinin bir kar topu gibi devamlı dönüp duruyor yani. Ama nedir? Bunların içerisinde ahşabın ve kumaşın veya tekstilin birleşmesi, onları bir harmoni şekline getirip insan gözüne daha şık olabilecek, daha güzel görünebilecek bir ürünü serdiğiniz zaman hem satışı kolay hem de mutlu oluyorsunuz. Evet. Mutlu oluyorsunuz. Yani güzel bir ürünü çıkarıp da çok hızlı bir şekilde satışa sunduğunuz zaman hem insanlar mutlu hem siz mutlu. Evet. Bizim insanımızın alabileceği veya bizim insanımızın kullanabileceği bir ürünü ürettirmek bence
bizim için en büyük başarı. En iyi ürünü en uygun fiyata tüketiciye ulaştırmak için çalıştıklarını ifade eden Yaşar Balıkçı, müşteri memnuniyetini ön planda tuttuklarını belirtiyor. Çok değer verdim. Müşteri memnuniyeti tabii ki. Artı müşteri memnuniyetinden sonra bizim en iyi ürünü, en kaliteli ürünü, en iyi fiyata son müşterimize, son kullanıcıya nasıl yetiştiririz, nasıl veririz? Yani şu an zaten bizim fiyatlarımız ve depolarımızdaki olan mallar olduğu gibi. Yani biz bir üründen bir tane değil, birçok ürün, aynı üründen ürettiriyoruz. Yani belki 100, belki 200 artık o ürünün gidişatına göre veya satışına göre bunları alıp depomuzda depolayıp o ürünü daha uygun fiyata verebilmeniz için muhakkak ki büyük miktarlarda ürettirmeniz lazım ki siz onu uygun şartta verebilmeniz için. Biz onu yapıyoruz şu an. Yani bizim şu an depolarımızda kesinlikle bizden ürün alan son müşterimiz beklemesi yok. Depo hemen yan tarafımızda. Yani mağazadan malı alıyor. 20 metre 30 metre ileriden de gidip depodan malını alıp veya biz ertesi gün malını götürüp son müşterimize malı teslim ediyoruz veya götürüp kuruyoruz. Yaşar Balıkçı, Anadolu'daki üreticileriyle sinerji oluşturarak müşterilerden gelen taleplere göre mobilya ürettirdiklerini belirtiyor. Geliyor müşterimiz, diyor ki ben şu koltuğu aldım ama bu koltuğun kumaşına sandalye de istiyorum. Ama bizim sandalyecimiz İnegöl'de. Koltukçumuz Manisa'da. Ne yapıyoruz? Manisa'daki koltukçumuza diyoruz ki, ya diyoruz işte X firma şu koltuğun kumaşından şu firmaya bir 10 metre gönder. Onlar da bize alt tane sandalye yapsınlar. Evet. Yapıp gönderiyorlar. Bunu yapıyoruz. Aynı kumaştan yatak odasının başlığını yapabiliyoruz. Koltuklarını yapabiliyoruz. Hatta yani halısını dahi o renge uygun bir renk olarak dizayn yapabiliyoruz tabii. Biz hizmet veriyoruz. Bunu gururla söylüyorum. Veya evet, övünerek söylüyorum. Biz bizim insanımıza hizmet veriyoruz. Yaşar Balıkçı ile birlikte yatak odası takımlarının sergilendiği bölümdeyiz. Kayseri ve İnegöl'de üretilen en son modeller bu mağazada tüketicilerle buluşturuluyor. Yatak odası ürünlerini ve matrasları, döşekleri daha çok İnegöl ve matrasa bölümünde Kayseri'den çalışıyoruz. Yani şu an ülkemizde üretilen en son model, yatak odaları bizim mağazamızda mevcut. Ve yatak odasını bizim insanımız, Anadolu insanı gerçekten çok önem veriyor. Yani belki üstüne başına elbisesine bu kadar önem vermiyordur ama yatak odasına ve kullandığı matrasaya çok çok önem veriyor. Çok kaliteli matraslar satıyoruz ve inanılmaz derecede güzel, şık diyorum. Çünkü güzellik kelimesi yetmiyor. Yatak odalarımız var. Işıklı, ışıksız, işte rengarenk boyamasıyla, sarı yaldızıyla veya gümüş yaldızıyla veya kumaşıyla, yani A'dan Z'ye kadar yatak odasında ihtiyacımız olan bütün altyapıya sahip. Tabi bunu yapan, üreten arkadaşlarımız her şeyi çok ince ayrıntısına kadar düşünmüşler, hesaplamışlar. Yani iyi bir uyku çekebilmek için veyahut da yatak odasında işte uzanırken, yatakta otururken, arkamıza yastığı koyarken, yaslanırken ışığın loş olması, kitabı daha rahat okuyabilmeniz veyahut da ışığı daha çok, ışığını azaltıp rahat bir ortamda gece lambası gibi kullanabilmemiz gibi birçok detaylara çok önem vermişler. Onun için burada da o arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Yani Avrupa'da üretilen İtalyan yatak odalarını aratmayacak, hatta bir adım onları geçecek çok güzel yatak odalarımız var. 0% mobilya satıyoruz. Yani bankalar iyi müşteri arıyor ki para versinler. Evet. Gerçekten bu. Evet. İyi müşteri arıyor, para versinler ki iş dönsün, ekonomi dönsün. Ekonominin dönebilmesi için insanların ev yapması lazım, mobilya alması lazım, araba alması lazım.
Yani ne bileyim bir sürü altyapının bir iştigal edebilmesi için devir daimin olması lazım. Evet. Bu devir daim içinde bankalar ellerinden geldiği kadar bütün güçlerini kullanıyorlar ve şu an biz yaklaşık 5 yıldır sıfır faizden çalışıyoruz. Hem mutfakta hem mobilyada. Şimdi de mikrofonumuzu müşterilere uzatıyoruz. Tabii mobilyası güzel, insanlar güzel. Yani kendi vatanımızın şeyi, onun için onu tercih ediyorum. Herkes gelsin, görsünler, alsınlar. Kalı bölümde işte geldik buraya. Çok güzel. Evet. Bienneris Familia, Mobilya Familia burası. Evet. İşte seçtik burasını, işte çok Bienneris malları burada. Mallar çok güzel, kaliteli ve uygun fiyatlarda. Biz onun için ailecek geldik, alışveriş ediyoruz bugün. Ve siz de tesadüfen denk geldiniz. Konuşuyoruz işte, çok güzel yani mallar, adamların malları kaliteli. Geçen sene biz buraya gelmiştik, yatak odası almıştık, o kadar memnun kaldık ki. Dün geldik işte bu koltukları gördük, beğendik, aldık beraber işte takımıyla, sandalye, masa, sahpalarıyla beraber aldık ama çok memnun olduk. O yüzden bugün yine geldik, bakarız yine. Sahibini tanıyorum, çok iyi bir insandır. Ondan memnun kaldım, onun için onu tercih ettim. Son olarak Yaşar Balıkçı'dan yeni yıl mesajı alıyoruz. 2018 yılının insanlığa, bütün dünyaya, Türkiye'mize, Anadolu insanına, Türk milletine huzur, paylaşıcı bir ruh vermesini Cenab-ı Hak'tan diliyorum. 2018 yılının ekonomiye, ticarete daha farklı açılardan kan getireceğine, 2017'den daha fazla bir alım gücü sağlayacağına inanıyorum. 2018'de dünyanın kendisine ait bir ekonomi bakışının daha büyüyeceğine, 2020'lere daha farklı bir şekilde 2018'in basamak olacağına görüyorum. 2018'de Şafak'ın hedefleri arasında en az bir 3 mağaza daha açıp mobilya sektörüne birazcık daha ağırlık verip mobilya sektöründe söz sahibi olmayı birazcık da hedefine koyacaktır. Buna binaen mobilyanın ülkemizden temininin %98'den çıkıp %100'e ulaşması için elimden gelen bütün gayreti yapmaya azmedeceğim inşallah. Paylaşıcı bir ruh ile 2018'in bütün insanlığa huzur, barış, savaşsız bir ortam getirmesini Rabbimden dilerim. Eko Vitrin Medya Grubu, bağımsız medyanın gücü.